Evet arkadaşlar, yeni bir videodan merhaba. Bugün kuru tarımda 100 tarla sürümü adı altında hem sizlerle bildiklerimizi paylaşacağım hem de az çok yaptığım işi sizlere göstermeye çalışacağım. Yaptığımız iş, kuru tarımla uğraşıyoruz. O kadar da büyük olmasak da kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Maalesef yıldan yıla yağışlar düşüyor. Ne zaman olacağı, ne zaman yağacağı belli değil. Bugün aralığın sonlarına gelmiş olmamıza rağmen tarlalarda nem, rutubet oranı oldukça düşük. 2 yıldır uygulamakta olduğum kıştan sürüm yapıyorum. Önceliğim ağır topraklar. Yani kışın su tutma kapasitesi baya çok olacak topraklar. Baharda bile işçiliği zor olan topraklar. Ne çare ki artık çiftçiliği tek düzenlikten dışarı çıkarmamız lazım. İlla bu böyle olunca böyle oluyormuş değil de yani daha farklı neler yapmamız lazım. Farklılıklarla birlikte neler kazanıyoruz, neler kaybediyoruz, bunları da iyi bilmek lazım. Maalesef her şeyin parası olarak, yani parasal olarak değeri arttı, maliyetlerimiz arttı, mazot deseniz öyle, gübre deseniz öyle. Yani bugün bir ekipman, bir parçası olsun almış başını gidiyor. Yani biz Dekar'dan alacağımız 5 kilo buğday bile hayati önem taşımakta. O yüzden de biz de bunun hesabını bilerekten iş yapmamız lazım. Bilmiyorum yani ben ziraat mühendisi değilim. Ziraat okumadım. Ama kendimce yıllardır araştırdığım tecrübe gereği artık bu böyle. Yani bilmiyorum, ilerleyen zamanlarda sizlerle yaptığım şeyler hakkında videolar çekeceğim böyle. Hem böyle videoların olması bir yönden iyi. Herkes kendine uygun, kendine eşdeğer olan farklı yerdeki farklı kişilerin ne tür işlemler yaptığını, nasıl bir yol izlediğini görmemiz açısından bu böylesi daha iyi oluyor. Böyle olması da daha iyi bence. Herkes aslında kendince ufak tefek demeden kendinin yaptığı ama gerçekten bir şeyler yaparak da üretim aşamasında olsak bilgi olarak, bence şu anki Türkiye tarımında daha farklı yerleri konuşacağız. Tabi ister istemez eksikleri, hataları, fazlası, zararı olabilir. Yani tarımın konuşulması her zaman günden güne artıyor. Ki bu pandemi süreciyle birlikte bunu daha da fazla bariz görmeye başladık. Daha da göreceğiz. Yani artık gelecek meslekler arasında çiftçiliğin 5 yıldıza doğru gittiğini görüyoruz. Ben kendim kamu yönetimi mezunuyum. Yani 2-3 yıl oldu, üniversiteyi bitirdim. Herhangi bir sigortalı işim yok. Sadece ve sadece şu anlık çiftçilikle uğraşıyorum. Seviyorum. Dediğim gibi ziraat mühendisliği okumadım ama bu işe olan merakım yani beni bazı şeyleri araştırmaya itiyor. Yani neleri farklı yaparak bir şeyler elde edebilir. Ha, her yaptığın farklı şey sana doğru olarak gelebilecek diye bir şey değil. Ama ister istemez 5 tane yaptığın şeyden 2 tanesini, 3 tanesini artık kendine bir teknik olarak, yol gösterici olarak adıyorsun ya. Artık fazla söz uzatmayalım. Yaptığımız işin ne olduğunu konusunda biraz daha konuda konuşalım.
dediğim gibi kendim bu konudaki tecrübelerimi, kendi bilgilerimi aktarıyorum arkadaşlar. Yani çok bir bilgiye sahip olduğumdan ya da bu benim yaptığım doğrudur gibisinden diye bir şey demiyorum. Ama dediğim gibi kendimizce bir şeyler yapıyoruz. Traktörümüz Jace JX75C 4 yıldır bizde. Şimdilik memnunuz. Kulluğumuz ünlü. Şimdi birazdan aşağıda ineceğim. Biraz da orada sizlerle neler yapıyoruz, nasıl bir kulluğumuzda ayar var, kaç santim derinlik işliyoruz, bunları da biraz anlatırım. Aşağı inelim. Biraz. Kulluğumuz ünlü. Dörtlü, 12 inç. Traktörümüzde dediğim gibi Jace JX75C. Yaptığımız işçilik bu. Tarlamızı kıştan su tutması için, iyi bir su tutabilmesi için şimdiden sürüyorum. Evet arkadaşlar, dışarıdan da gözüktüğü gibi şöyle bir derinliğimiz var. Dediğim gibi şu anda buraların bu mevsimde sürülmemesi lazım. Sürülemez yani. Normalde buralarda yağmur olduğunda, iyi bir kış mevsimi geçirdiğimizde buralar ağır toprak olduğu için sürülmüyor. Ama maalesef bu yıl yağışlarımızın gecikmesi, yani bir randımanlı yağış alamadık. O yüzden hala görüyorsunuz tezekler kırılmıyor. Yani bu derece tezek atıyor. Ama bizim için çok bir önemlilik arz etmiyor bu durum. Normal traktörün çalışmasını çok zorlayacak afaki derecede değil. Zaten kış geçtiğinde inşallah üstünden bu tezekler onunla bunu olacak. Bulunduğumuz mevkide arazilerimiz, yani bizim bölgemizde maalesef arazilerimiz parçalı. Çok büyük bir arazi yapılarına sahip değil. Yani bu bulunduğum arazi yaklaşık olarak 5-6 dekardır. İlla ki büyük araziler var ama geneli yani bu ölçekte, çok büyük bir arazi yok maalesef. Şu an pulluğun kapatması ayarı normal. Traktöre fazla zor vermiyor. Dediğim gibi bahar nadası olsa ister istemez biraz daha rahat olacaktır. Yani bu işin biraz avantajı da dezavantajı da olabilir, tartışılabilir yani bu konular. Ama dediğim gibi zamana göre, iklime göre artık şekil almak zorundayız. Yaptığımız işlemleri ona göre yapmak zorundayız. Yani dediğim gibi şu anda yıl başında yaklaşıyoruz. Bizim burada diz kapağında karların olması lazım eski zamanlara göre. Hadi diz kapağını geçtik, normalde bir karın olması lazım. Ama maalesef öyle bir durum yok. Dediğim gibi arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonra videolarım böyle devamı gelecek. Az çok sizinle bilgi, tecrübe paylaşımında bulunacağım. Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Yani dediğim gibi hatalarımız olabilir, yanlış yaptığımız şeyler de olabilir. Çok şey bildiğimizi düşünmüyoruz. Ama hiç olmazsa gayretimiz var. Bu gayret neticesinde de bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Umarım herkes de istediğine ulaşır. Biraz videoda, ilk videomuz olması hasabıyla sesimiz titrek çıkabilir. Kelimelerimiz durağan olabilir. Kusurumuza bakmayın. Dediğim gibi elimden geldiğince tabii çiftçiliğin de müsaade ettiği takdirde, çünkü malum bazen tarlaya gidiyoruz. İnanın aşağı inmeye bile fırsatımız olmuyor. Ama bir şekilde vakit ayırıp ufak da olsa belli başlı şeyler paylaşmaya çalışacağım. Kendimce, kendi ölçeğimce. Şimdiden teşekkür ederim abone olduğunuz için. Sağlıcakla kalın.